İsmail Saymaz, 17 Aralık 2021, Halk TV.com.tr Mahmut Paşa Bakanlığı Kilisteydim dün. Merkez Bankası'nın faizi bir puan düşürdüğünü açıklamasından hemen önce bu şehri boydan boya kesen Cumhuriyet Caddesi'ni dolaştım. Ne cadde ve sokaklarda dikkate değer bir kalabalık, ne çarşılarda alışveriş telaşı, ne de dükkanlarda siftah sevinci var. Baklavacılar tekinsiz, yorgancılar bezgin, kaçak tütüncüler abare. Kuyumcular çarşısı cenaze haberi gelmişçesine sessiz. Esnaf hem ekonominin iflasa sürüklenmesine hem kilisin Suriyelileşmesine öfkeli. Değil ensarın muhacire, babanın oğluna bile hayrının olmadığı bir yoksulluk kol geziyor. Tüm gözler televizyonların sağ alt köşesine sabitlenmiş. Dolar şimdi kaça çıktı, acaba euro kaça, ya altın? derken ekrandan altyazı geçiyor. Merkez Bankası faizi 100 bas puan düşürdü. Darbeyi enişteden, faizi biraderden. Sürpriz olmadı. Merkez Bankası geçen aydan tavrını belli etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor şeklindeki iktisat teorisiyle sinyal vermişti. Son gün sahneye Hazine ve Maliye Kayyumu Nurettin Nebati'nin kardeşi Seyidullah Nebati çıktı. Bir gün önce Bloomberg TV'ye Merkez Bankası bir puanlık faiz indirimi yapacaktır dedi. Bakan kardeşinin öngörüsüne yatırım yapanlar servetlerini katladı. Böylelikle AK Parti, Türk devlet geleneğine bir ışıltılı tecrübe daha kattı. 15 Temmuz'da darbe girişimini Ziya Enişte'den öğrenmiştik. Şimdi de faiz indirimini biraderden haber aldık. Seyyidullah Nebati'nin tahmin ettiği gibi faiz %15'ten 14'e indi. Dolar 15 TL'yi geçerken euro 17 TL'yi aştı. Sterlini artık saymıyorum. Erdoğan bu yangını söndürsün, Türkiye'yi uçurumdan çekip kurtarsın diye Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş'ı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirdi. AK Parti'ye yakışan bir tercih. Bilhassa Bakan Nebati ve yardımcısı Gürcan İkisi de imam hatipli. İkisi de Refah ve Fazilet partileriyle AK Parti'nin Bakırköy ilçe Başkanlığını yapmış. İkisi de tekstilci. Konfeksiyoncu Nurettin Nebati Bakanlığı atanabiliyorsa, çorap üreticisi Mahmut Gürcan'dan hayli hayli bakan yardımcısı olur. Türkiye fırsatlar ülkesidir artık. Yarın overlokçudan Merkez Bankası Başkanı, ilik düğmeciden Borsa Genel Müdürü ve son ütücüden şakka danak Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilir. Bundan böyle Mahmut Paşa yokuşunda yalnızca tekstil ve konfeksiyon sektörünün değil, hazine ve maliyenin de kalbi atacak. Patron çıldırdı. Her şeyin ucuzu Mahmut Paşa'da. Don da var, taklit ayakkabı da, emekte. Asgari ücret şimdiden eriyor. Dün faiz kararı açıklandıktan bir saat sonra Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini ilan etti. Buna göre bir işçi 4.250 TL alacak. Görünürde tahminlerin üzerinde bir rakam. %50'ye yakın bir artış yaşansa da alım gücü bakımından 2021'deki asgari ücretin altında kalıyor. Geçen yıl başında asgari ücret 384 dolara denk düşerken bu yılsa zamlı haliyle 274 dolara geriledi. Asgari ücret sözde artarken alım gücü bakımından 110 dolar azaldı. Tam AK Partilik bir hesap bu. Üstelik doların 20 TL'yi zorlayacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla asgari ücret 1 Şubat 2022 itibariyle zamlı haliyle işçinin cebine girmeden enflasyon canavarı tarafından çalınabilir. Bugün 274 dolar olarak hesaplanan asgari ücret 254'e inebilir. Diskin asgari ücret gerçeği 2021 araştırmasına göre Türkiye Avrupa Konseyi'nde en düşük asgari ücretin verildiği sondan ikinci ülke sonda Arnavutluk var. Türkiye'de 6.3 milyon işçi asgari ücret alıyor. Yaklaşık 3.4 milyon işçi asgari ücretin altında kazanıyor. 1.7 milyon işçi 1500 TL ile yetiniyor. Asgari ücretin %20 fazlası ve altında alanların sayısı 9.7 milyonu buluyor. Ücretlilerin yarısına geliyor bu. Avrupa'da çalışanların ancak %10'u asgari ücretle çalışırken Türkiye'de toplumun ortalama ücretine dönüştü. Artık beyaz yakalılar da bu parayı alıyor, hizmet sektöründe çalışanlar da sözleşmeli öğretmenler de. Türk vatandaşı için aylık kazancıyla yurt dışına tatile gitmek bir hayal. Birkaç yıl öncesine kadar ekonomisi Ardahanlı celeplerin ve Rizeli çay üreticilerinin kumar parasıyla ayakta duran Gürcistan, şimdi ucuzluk var diye Türkiye sınırındaki şehirlere akıyor. Gürcüler Türk lirası için kendi dillerinde harahura diyor yani değersiz, işe yaramaz. Bulgarlar vaktiyle çalışmaya geldikleri Edirne sokaklarında bugün Noel alışverişine çıkıyor. Raftaki şekerlemeyi bırakan askıdaki kıyafeti kapıyor. Hadi bu neyse, kilisin karşı yakasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakimiyet alanındaki topraklarda Suriye lirasından daha istikrarlı diye TL'ye geçen Suriyeliler kan alıyor. Usanç ve endişe arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretini izlemek üzere geldiğim kilisten ayrılırken müşterisiz çarşıların ve siftahsız dükkanların kasveti üzerime çöktü. Havada akıbeti kestirilemeyen bir belirsizlik hakim. Her an kararabilir, aniden açabilirdi. İnsanlar da öyle. Çoktandır ölmüş olanı toprağa veremeyişin usancı var yüzlerinde. Çoktandır doğması bekleneni ana rahminden çekip çıkaramamanın endişesi var. İsmail Saymaz